beraber havaya yükselecek o zamana kadar bir puan kesinlikle beraber. Bahadır abi. Sonra Şampiyonlar Ligi'nde dünyanın en çok takip edilen evren objelerinden işte İstanbul'da yapılması planlanıyordu maçın. Ama önce pandemi nedeniyle sonra başka sebepler nedeniyle yapılamadı. Ama bu güzel senede Cumhuriyetimizin 100. yılına denk geldi. Şampiyonlar Ligi finali inşallah İstanbul'da yapılacak. En son biliyorsunuz 16 sene önce İstanbul'daydı ve çok heyecanlı hala akıllarda olan bir maç yapıldı, bir final oynandı. Biz bu seneki finalinde en az bu kadar ses getireceğini ve heyecanlı olacağını umuyoruz. Pepsi olarak bizim insanların hayatına pozitif değer katmak gibi bir misyonumuz var. Tabii ki futbol burada çok önemli bir okazyon. Bu yüzden Şampiyonlar Ligi sponsorluğu yanı sıra biz Şampiyonlar Ligi finalinin de açılış töreninin aynı zamanda sponsoruyuz. Biliyorsunuz bu hem müzikle futbolun birleştiği görsel bir şölen haline geliyor her sene. Bu sene de 10 Haziran'da Atatürk Stadyumu'nda listelerde, zirvelerde yer alan Bruno Boy'un bir performansı olacak. Bu neden farklı daha önceki senelerden? Çünkü ilk defa burada futbol severler de sahne alacak. O yüzden geçtiğimiz günlerde Bruno Boy bir video yayınladı. Messi'nin, Lea Williamson'ın ve Vinny Junior'ın da yer aldığı bu videoda tüm futbol severleri ve müzik severleri müzik ve futbol marifetlerini, yeteneklerini göstermeye davet etti. Ve bunlar arasından seçilecek 10 kişi de bu performansta dünyaca ünlü yıldızlarla birlikte sahnede olma şansı yakalayacak. Biz bunların arasında Türk futbol severlerinde olacağına inanıyoruz ve onları da bu güzel etkinliğe katılmaya davet ediyoruz sizin nezdinizde. Değerli misafirler biliyorsunuz, değerli basın mensupları biliyorsunuz, iyi vakit, iyi keyifli anlar yaşatmanın yanı sıra aslında biz 220 ülkede milyarlarca insana ulaşan bir markayız. Bu nedenle de Pepsi olarak toplumsal fayda yaratmak anlamında da kendimizde ciddi bir sorumluluk hissediyoruz. PepsiCo olarak da ve 2020 yılından itibaren de öncelikle cinsiyet eşitliğini sağlamak amacıyla Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin sponsoru da olduk. Ama Türkiye'de de faaliyetlerimiz devam ediyor. Çünkü futbol gerçekten toplumları çok birleştiren bir etkinlik. Bu nedenle futboldaki sosyal sorumluluk projelerine de çok önem veriyoruz. 2021 yılında Türkiye Spor Yazarları Derneği ile Ankara, İzmir ve Eskişehir'de Pepsi Yıldız Futbolcu seminerleri düzenledik. Burada genç futbol severleri futbol yıldızlarıyla buluşturduk. Onlarla onların tecrübelerinden faydalanmalarını sağladık. Aynı zamanda da onlara çevre bilinci aşılamaya sağladık. Ve geri dönüşümün önemini göstermek için de geri dönüştürülebilir materyalden formalar hediye ettik bu seminerlerin sonunda. Bu senede bu etkinliklerimizi deprem bölgesinde yapmak istiyoruz. Gene Türkiye Spor Yazarları Derneği ile olan anlaşmamız çerçevesinde
U19 Elit A ve Elit B takımlarındaki genç futbolcuları psikolojik destek sağlıyor olacağız. Adana, Malatya ve Gaziantep'te seminerler düzenliyor olacağız. Bu vesileyle de bölge halkının daha uzun vadeli, daha uzun vadede de yanında olduğumuzu gerçekten hissettirmek istiyoruz. Sözlerimi tamamlarken Pepsi'nin her zaman sporun ve futbolun yanında olmaya devam edeceğini vurgulamak istiyorum. Bu seneki Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'da olmasından dolayı çok mutluyuz. Sizlere de geldiğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Ve sözü kıdemli direktörümüz Seren Çankırı'ya devrediyorum. Teşekkürler. Hepinize tekrar hoş geldiniz. Evet, biz bugün UEFA Şampiyonlar Ligi resmi sponsorları Pepsi ve Ruffles'la birlikte UEFA'nın ikonik Şampiyonlar Ligi kupasını İstanbul'a getirmekten, bu vesileyle de sizlerle bir araya gelmekten çok mutluyuz. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin iki tane ikonik konusu var. Biri marşı, biri kupa. Marşı siz her yerden dinleyebilirsiniz. Bir araya gelmek için kupa iyi bir sebep oldu. O yüzden tekrar hoş geldiniz. Biz Ruffles olarak biraz önce Şampiyonlar Ligi'nden önce futboldan bahsetmek istiyorum. Ruffles olarak PepsiCo'nun global sosyal sorumluluk yaklaşımıyla uyumlu olarak toplulukları kaynaştıran, onlara ilham veren futbolu çok önemsiyoruz. O yüzden futbola uzun yıllardır yatırım yapıyoruz ve futbolu önceliklendiriyoruz. UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin resmi sponsorları olarak kadın futbolunun ve kadınların futbola katılımını güçlendirmek için de bir takım projeler başlattık. Bunlardan birisi 2020 yılında başlattığımız Kızlar Sahada projesi. Kızlar Sahada projesiyle biz kadın futbolunun gelişmesine katkıda bulunurken toplumsal cinsiyet eşitliğinin de güçlenmesini hedefliyoruz. Ve bir takım Kızlar Sahada grubuyla beraber, sosyal girişimle beraber işbirlikleriyle kızların futbola daha fazla teşviğini arttırmak, kızların futbol oynamasını teşvik etmek için dijital eğitimler gerçekleştirdik. Ve bunun dışında bir de aslında daha önceden duyurduk, Ruffles Replay isimli bir projemiz var. Burada da dünyanın birçok yerinde ihtiyacı olan toplumlara mutluluk yaymak amacıyla futbolu yine önceliklendiriyoruz. Ve ihtiyacı olan toplumlara futbol sahaları kazandırmak istiyoruz. Buradaki işimiz de Ruffles paketlerinin geri dönüşümüne, yani Ruffles cips paketlerini geri dönüştürerek birer futbol sahası yaratıyoruz. Biz bu futbol sahamızı tabii ki daha önceden planlamıştık ama hepimizi aslında belirttiği gibi derinden üzen, ülkemizi sarsan bir deprem felaketiyle karşılaştık. O yüzden Ruffles Replay projesinde biz tekrar düşündük ve depremden etkilenen 11 şehirden biri olan Şanlıurfa'da yapmaya karar verdik. Bu sahamızı da Mayıs ortasında açacağız. Ve böylelikle bu hem çevresel sürdürülebilirlik hem de aynı zamanda bir sosyal sürdürülebilirliği var. Çünkü Şanlıurfa'da ya da çevre illerdeki herkes bu sahada ücretsiz olarak bu sahada gelecek, ziyaret edecek, oynayabilecek. Kızlar Sahada ekibi de bu kızların yine burada futbol oynamasına destek verecek. Ruffles Replay projesinde de biz UEFA Çocuk Vakfı ve Street Football World ile beraber çalışıyoruz. Şimdi futbolla konuştuktan sonra bir de UEFA Şampiyonlar Ligi kupası. Evet, çok güzel bir kupa. Birazcık onunla da ilgili bir bilgi vereyim dedim. Şimdi Kanyon AVM'de bugün ve yarın bu kupa sergilenecek. Kupa çok ihtişamlı, görkemli. 10 Haziran'da da kazanan takımın kaptanın elinde havaya yükselecek. Kolay da değil. 7,5 kilo ve 73,5 santim ağırlığında bir kupa. 1968-69 yılından sonra alınan bir kararla Avrupa, yani toplamda 5 kere ya da arda arda 3 kere Avrupa şampiyonu olan takım kupanın orijinalini müzesine götürüyordu. Ve bunlar işte Milan, Liverpool, Ajax, Barcelona, Bayern Münih, ve kime atladım? Ajax, Real Madrid. Evet. İnşallah belki de final oynar. Ama 2008-2009 sezonunda alınan kararla da artık kazanan takımlar bu kupanın bir imitasyonunu, taklidini müzelerine götürüyorlar. Ve gerçek kupa artık sadece UEFA'da. O yüzden buyurun, bu da UEFA'nın gerçek kupası. Ve umarım bir gün bir Türk takımının kaptanın elinde de bu kupa havalara İnşallah. Yükselir. Şimdi tekrar geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. Çekim yapalım.
Yani 3 konuşmacı var, orada seçimseniz de çalışmıyor. Kerem, bence kaldırabilirsiniz yani. Nasıl? Önce otomobili arkadaşlar. Bizdeki açık alanda böyle bir tünelimiz ve büyük bir don var. Şimdi aslında kupa oraya gidecek ve orada çekim yapmaya devam edeceğiz. O yüzden isterseniz kupayı yerine alalım. Burada tamamsak orada çekime yine devam edelim.